Mantığın ikinci testindeyiz. Başlayalım. X eksi 3 tane önermenin doğruluk durumu için m tane durum olduğuna göre x artı 1 tane önermenin doğruluk durumu sayısının m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizim bununla ilgili özelliğimiz neydi arkadaşlar? 2 üzeri n. 2 burada aslında doğru ya da yanlışı temsil ediyor. Niye? Çünkü bir önerme ya doğru olacak ya yanlış olacak. İki ihtimal var. Buradaki kuvvet n ise arkadaşlar bize önerme sayısını veriyor. Önerme sayısı. Evet. Şimdi dolayısıyla buradaki özelliğe göre bakın önermeyi ben nereye yazıyorum? Bakın kuvvete yazıyorum. O zaman arkadaşlar 2 üzeri x eksi 3 diyeceğim. Bu doğruluk durumunu veriyor arkadaşlar. Bu neymiş? M'ymiş. 2 üzeri x artı 1 diyeceğim. Niye? X artı 1 tane önerme var. Bunun m cinsinden eşiti ne olacak arkadaşlar? Bakalım. Buradan şimdi 2 üzeri x eşittir. Her tarafı 2'nin küpüyle çarptığım zaman arkadaşlar 8m olacak mıdır? Evet. Bakın şurayı da ben 2 üzeri x çarpı 2 olarak ayırırsam 2 üzeri x yerine 8m yazacağım. Bunu 2 ile de çarptığım takdirde cevabımız 16m gelmiş olacak. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. P ve Q iki önermedir diyor. Bu önermenin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakışta şunu ilk bakışta şunu görebilmemiz lazım. Bakın buradaki V, buradaki bağlaçta veya V veya bağlacı varsa bakın şuradakiler de birbirinin aynısıysa o zaman cevabımız arkadaşlar bu olmuş oluyor. Q'nun değil olmuş oluyor. Biz bu özelliğe ne diyoruz arkadaşlar? Absorbe kuralı diyoruz. Absorbe kuralı. Tamam. Eğer bunu göremediğimiz takdirde biraz kısır döngüye giriyor arkadaşlar. Bakın şöyle P ve P veya Q. Bunun sonucu arkadaşlar bakın bağlaçlar V veya. Tamam mı? Böyle olduğu takdirde bakın şuradakiler cevap olmuş oluyor. Veya dediğimiz gibi şuradaki bağlaç veya olsun. Şurası P ve Q olsun. Yine bakın veya ve V bağlaçlar var. O zaman arkadaşlar cevabımız buradaki olmuş oluyor. P olmuş oluyor. Tamam. Bunu da hatırlatmış olalım. 3'e bakalım şimdi. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi 0 ya da 0'ın değili. 0'ın değili 1 değil midir arkadaşlar? Bunun yerine 1 yazıyorum. 0 ya da 1 nedir? Bunun sonucu 1'dir. 1 ise bak 1 bakın 0'ın değili 1'dir değil mi? 1 veya 1 1. Şimdi arkadaşlar ise bağlacında zaten sadece 100 numaralı kural 0'a eşitti. Dolayısıyla burada 100 numaralı kural işlemez. Bunun sonucu 1 olacak. Bu doğru. 1 ancak ve ancak 1. Bakın yadanın tam tersiydi değil mi bu? Yadanın tam tersi ne olacak arkadaşlar? Dolayısıyla bu 1 olmuş olacak. Ya da 0 ve 1 arkadaşlar 0 eşit olacak. 1 ya da 0 bunun doğruluk değeri de 1 olacak. Zaten burada da bakın 1 olarak verilmiş. 3'e bakalım şimdi. P ise 1. Şimdi arkadaşlar ise bağlacında 100 numaralı kural. Bakın şu ikinci 0 olsaydı belki 100 numaralı kural işleyebilir derdim. Fakat burası ise'den sonraki kısım 1 olduğuna göre şurası kesinlikle ama kesinlikle 1 çıkacak. 1 veya bakın aslında buradakinin ne önemi de yok. Çünkü aradaki bağlaç veya olduğundan dolayı arkadaşlar sonucumuz kesinlikle ama kesinlikle 1 çıkmış olacak. Tamam. Doğru cevabımız en şık. 4'e bakalım şimdi. Px ve Qx açık önermesi veriliyor. Açık önerme ne demek arkadaşlar? Önermelerin fonksiyonlaştırılmış hali demek. Olduğuna göre diyor A değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar Q3 değerine bakacak olursam 3 artı 5 bölü 4'ten ne gelecek? 2 gelecek. Bakın burası 2. Dolayısıyla P4 2'ye denk olmuş oluyor. Değil mi? P4 2'ye denk olmuş oluyor. X gördüğüm yere bakın şurada 4 yazacak olursam 4A artı 5 değil mi arkadaşlar? 13'e eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla A değerini de buradan 2'ye eşit bulmuş oluyoruz. 5'e bakıyoruz şimdi. Önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın şöyle alalım. P ve P'nin değili ve şu içerideki ifadeyi biraz düzenleyelim. P veya bakın şunun değilini alırsam arkadaşlar ne olacak? Hem buna hem buraya hem de buraya. Üçüne de dağılacak. Dolayısıyla P'nin değili V bağlacı veya'ya dönecek arkadaşlar. Q da Q'nun değiline dönecek. Şimdi zaten buradaki bütün bağlaçlar parantez içinden bahsediyorum. Veya olduğundan dolayı buradaki parantezin hiçbir anlamı yok. Değil mi? Bakın P ve veya P'nin değili. Bu 1'e eşittir. 1 veya Q'nun değili. Arkadaşlar burası da 1'e eşittir. Bu veya bağlacından dolayı 1 varsa sonuç 1 olacak. Dolayısıyla P'nin değili ve 1 olmuş oluyor.
Ve arkadaşlar çarpma anlamına geliyor. Şöyle de düşünebilirsin. P'nin değiliyle 1'i çarparsan yine P'nin değiline ulaşmış olursun. 6'ya bakalım şimdi. Önermesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi biz ise bağlacında genelde en sade halini soruyorsa arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın P ise Q neye denktir? Birincinin değilini alıyorum. İse bağlacı VA'ya dönüşüyor. İkinciye dokunmuyor. Dolayısıyla bakın burada aynı özelliği kullanacak olursam ne oldu? Birincinin arkadaşlar değilini aldık. Bak birincinin değilini alıyoruz. Şöyle. Şöyle yapalım. Şuradaki P ve Q değil mi? Bunun değilini alacağım. Şuradaki ise bağlacı VA'ya dönüşecek. İkincisine hiç dokunmuyorum arkadaşlar. P'nin değili veya Q olmuş oluyor. Bakın buradaki değili bunları dağıtacak olursam P'nin değili veya Q'nun değili veya P'nin değili veya Q. Bütün bağlaçlar veya olduğu için parantezleri kaldırdık arkadaşlar. Bakın P'nin değili ile P'nin değili tek kuvvet özelliğinden yine P'nin değili olacak. Hatta zaten oraya da gerek de yok. Q'nun değili veya Q bu 1'e eşit olacağı için arkadaşlar bütün bağlaçlarda veya bağlacı. Dolayısıyla veya bağlacında zaten bir tane 1 varsa sonuçta 1'e eşit olmuş olur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.